Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Birbirinden özel söyleşiler ve magazin dünyasına dair dop dolu bir gündemle bugün yine karşınızdayız. Ve programa mutlu bir haberle başlıyoruz. Yemek programlarıyla fenomen olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu'yla dünya evine girdi. Bakın düğünde neler yaşandı. Ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve Ezgi Sertel'in düğününden komedi filmlerini aratmayacak sahneler. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği gecede Şevket Çoruh kameraları görünce öyle bir hareket yaptı ki. Şevket Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'nun düğününden çok özel görüntüler Magazin 8'de. Adresimiz Etiler. 3 yıldır birlikte olan Arka Sokakların Hakan komiseri ve yaptığı yemek programlarıyla sosyal medya fenomeni olan Ezgi Sertel, hayatlarını birleştirecek imzayı atmak üzere. Siz Ezgi Sertel, hiçbir vasfı etki altında kalmadan tamamen kendi özgür iradeniz ve isteğinizle Bay Ozan Çobanoğlu Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Tabii ki. Yarım balık formundaki üstü tamamen dantel işli gelinliği ve klasik uzun duvağıyla Ezgi Sertel kuğu gibi zarif. Ozan Çobanoğlu ise kadife bir smokin tercih etmiş. Ezgi Hanım heyecanlı, Ozan Bey biraz gergin. Önce aynı dizide oynuyorduk. Önce arkadaş olduk, öyle tanıştık. Sonra aradan yıllar geçti. Tekrar İstanbul'da bir araya geldik. Öyle arkadaşlık aşka dönüştü. Sonunda da uzun bir ilişkiydi zaten. Sonunda da evlilik oldu nihayetinde. Ünlü ikilinin yolları yıllar önce bir dizi setinde kesişmiş. O gün bugündür evlilik hayali kursalar da hayallerinin gerçekleşmesi tam 3 yıl sürmüş. Nikahtan hemen önce gazetecilerin karşısına çıktı Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu. Ezgi Hanım biraz sitemkardı. Bir evlilik teklifi dahi almamış kendisi. Evlilik teklifim yok çünkü gerek yoktu. Ya ben çok beceremiyorum öyle şeyleri. Açıkçası hani çok da örnek teşkil etmek istemiyorum ama. Yani şey oldu işte kendi aramızda. Hani evlenelim mi? Evet evlenelim. Aynen falan. Öyle. Hani böyle. Biz gelinle damadı son hazırlıkları yapmaları için salona uğurlarken arka sokakların hırçın komiseri Mesut, yani Şevket Çoruh geliyor. Yanında da kız arkadaşı var. Ama nedense kameraların ışığı yanınca eller hemen ayrılıyor. Ellerle dolaştır beni, düşman çatlatalım gel ele. El ele dolaştır beni, takmam kimseleri sen gel ele. Damadın şahidi ünlü oyuncu Hakan Bilgin, Ozan Çobanoğlu'ndan bile heyecanlı. Üstelik bu işlerde çok tecrübeli. Kendisi düğünlerin vazgeçilmez nikah şahitlerinden. Vallahi herhalde 4 falan oldu ya. Uğurlu muydu? Şu ana kadar da sonrasında fire yok yani. Uğurluyum demek ki yani. Buradan duyurulur. Evet. Mutlu bir evliliğin yani, sırrı Hakan Bilgin. Evet, şahitliğinden geçiyormuş. Arka Sokaklar ekibinden biri evlenir de Hüsnü Çoban, yani Özgür Ozan orada olmaz mı hiç? Ünlü oyuncu pek bir keyifli. Rol arkadaşı Ozan Çobanoğlu için bizim sayemizde evlendi diyor ve bakın nasıl açıklıyor. Bu arada müzmin bekarlara da laf atmayı ihmal etmiyor. Bunlara gelip de evlendirmediğimiz daha olmadı. Aynen. Evleniyorlar. Alişan'ı falan da gönderelim size. Kimi? Alişan'ı. Alişan evlenmedi mi daha? Ya Alişan var, Beyaz var, Beyaz daha var. Tabii Hakan Altın var. Ya inşallah tabii canım, evet doğru söylüyorsun. Arka Sokaklarda oynayan herkesi evlendiriyoruz. Biz evlenme programı gibi olduk zaten. Bu arada bekar meslektaşlarına bir de mesajı var Özgür Ozan'ın. Tarkan bile evlendi. Siz neyi bekliyorsunuz diyor. Evet, hakikaten en çok şaşırdığımız kişilerden biri de oydu. O evlendiyse artık... Ben niye evlenmiyorum kimse demesin yani. O yüzden gelecek yıl inşallah yeni evlenen arkadaşlarımızın çocuk yılı olur. Artık nikah vakti geldi. Kameralarımızı salona çevirelim. Bay Ozan Çobanoğlu Bey'le evlenmek istiyor musunuz? Tabii ki. Evet! Ezgi Sertel 3 yıl beklemenin de etkisiyle tüm sesiyle evet diyor ama damat Ozan Çobanoğlu büyük baskı altında. Ezgi Sertel hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Ezgi!
neyse ki kriz çabuk atlatılıyor ve ünlü çift hayatlarını birleştirecek imzayı sonunda atıyor. Attığım en güzel imza değil mi? Evet.